Makedonya'da Köprülü'deyiz. Buranın ismi Veles olarak geçiyor. Haritalarda Veles olarak bulabilirsiniz. Şu an çok tanıdık olacak bir yerdeyiz. Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılan bir çeşme var. Ama en güzelliği yine karşımıza çok güzel çıkan bir heykel tabii ki. Atatürk heykelini yapmışlar. Videoyu da o yüzden burada çekmek istedim. Veles yani Köprülü şehri tam 6 tane sadrazam çıkarmış. O nedenle burası padişahlar şehri olarak biliniyor. Aynı zamanda 2. Meşrutiyet'in ilanı da yine burada yapılmış. Ondan dolayı burası özgürlük adına da çok şey ifade ediyor. Benim için en büyük ifadesi benim rahmetli babaannem buradan. Köprülü macera olarak geçiyorlardı. Şu anda o meşhur köprü yıkılmış olsa da başka köprüler de var tarihinde. Öyle sadrazamlar şehri, paşalar şehri, işte özgürlüğün şehri, benim atalarımın şehri Köprülü'deyiz. Çok güzel, çok şirin. Tarihi 14. yüzyıldan itibaren sanırım 1900'lü yıllara kadar Osmanlı'daymış. Daha sonrasında işte gitmiş elimizden her yer gibi. Çok güzel bir yer. Vardar Nehri ortasından geçiyor şehrin. O yüzden şehir böyle yeşillikler içinde, tarih içinde çok güzel bir yeri var. Yukarıda bir anıt var. Gezmeye gelmek isterseniz işte bir tane Osmanlı döneminden kalma camisi var. İşte böyle güzel şirin bir yerde. Ben özellikle burayı çekmek isterim. Olur da yolunuz düşerse Üsküp'e çok yakın. Yani 50-60 kilometre uzaklıkta. Atina yolu üzerinde. Yani olur da bu tarafa da yolunuz düşerse Veles olarak tabelalardan takip edebilirsiniz. Köprülü yani Paşalar şehrindeyiz.